Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün 8. sınıf MEP yayınları sayfa 60 ve 62'deki sıra sizde kısımlarını çözeceğiz. İlk sıra sizde kısmımızla başlayalım arkadaşlar. Demiş ki devirli ondalık ifadeleri rasyonel sayıya dönüştürünüz. Bir tane formülümüz var arkadaşlar. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısmı bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 şeklinde. Şimdi ilk sorumuzda, ilk örneğimizde bunu deneyelim arkadaşlar. 0 tam 10'da 2. Sayının tamamı 2. Devretmeyen kısmı 0 bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar, devretmeyen olmadığı için de başka bir ifade gelmeyecek. Gördüğünüz gibi 2'den 0'ı çıkardığımda 2. Paydam zaten 9. 2 bölü 9 olarak rasyonele çevirmiş olduk. 0 tam 10'da 2'yi devirli ondalık gösterimini 2 bölü 9 olarak çevirmiş olduk. Formülümüzü ara ara hatırlatacağım soruları çözerken. İkinciye geçtiğimde sayının tamamı 283 eksi devretmeyen kısmı, bakın devretmeyen kısmı 2 bölü virgülden sonra devreden kadar 9, yani 2 tane devreden sayı olduğu için paydam 99 oldu. 283'ten 2'yi çıkardığımda 281 kalır. Paydamda 99 vardı. O zaman ikincinin cevabı 281 bölü 99 olmuş oldu gördüğünüz gibi. Formülü bildikten sonra yerine yerleştirip gerekli çıkarmayı, düzenlemeyi yapıp sonucu bulabiliyoruz arkadaşlar. Üçüncüye geçtim. Sayının tamamı 56 eksi devretmeyen kısmında 5 var bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazılacak. 90 oldu paydam. 56'dan 5'i çıkardım. 51. Paydam zaten 90'dı. 51 bölü 90'a eşitmiş 3. sorunun, 3. sayımızın, 3. örneğimizin de cevabı. 4.'ye baktığımızda sayının tamamı 447 eksi devretmeyen kısmında 44 var bölü virgülden sonra devreden bir tane sayı var 9. Devretmeyen kadar 0 yazılacak. Bir tane de devretmeyen olduğu için bir tane de 0 yazmış oldum. Çıkarma işlemini yaparsak 447'den 44'ü çıkardığımızda arkadaşlar ne kalır? 403 kalır. 403 bölü 90 dördüncünün cevabı çıkmış oldu. 403 bölü 90 cevabıymış. Beşinciye geçtiğimde sayının tamamı 182 eksi devretmeyen kısmı 1 bölü virgülden sonra 2 tane devreden olduğu için 2 tane 9 geldi. Çıkarmayı yaptığımda 181 bölü 99 olacak arkadaşlar. Cevabım 181 bölü 99 çıkmış oldu 5.'de. Diğerine geçtiğimde sayının tamamı 66 eksi devretmeyen kısmında 6 var bölü virgülden sonra bir tane devreden olduğu için paydam da 9 oldu. 66'dan 6'yı çıkardım, 60 kaldı. 60'ı da 9'a böldüm. 60 bölü 9. Gerekli sadeleştirmeler varsa arkadaşlar, diğerlerinde de varsa da gerekli sadeleştirmeleri yapabilirsiniz. Burada ikisi de 3 ile sadeleştiğinde ne kalır cevabım? 20 bölü 3 olarak da yazılabilir. 60 bölü 9 olarak da. Diğer ifadelerde sadeleştirmeler varsa siz yapabilirsiniz. Diğer örneğime geçtiğimde sayının tamamı 265 eksi devretmeyen kısmında 2 var sadece bölü virgülden sonra 2 tane devreden sayım olduğu için 2 tane 9 yazdım. Çıkarmayı yaptığımda 263 bölü 99 olarak cevabımız buraya gelecek. Yani bu ifademin de rasyonel çevrilmiş halde 263 bölü 99 çıkmış oldu. Sonuncuya baktığımda sayının tamamı 79. Devretmeyen kısmında 0,7, yani 7 var bölü virgülden sonra bir tane devreden bir tane devretmeyen olduğu için 90 şeklinde yazdık. 79'dan 7'yi çıkardığımda kaç kalır arkadaşlar? 72 kaldı. 72 bölü 90. Bakın 72 bölü 90 da yazabilirsiniz. İkisi de 9 ile sadeleştiğinde kaç kalır arkadaşlar? 9 kere 8 72 olduğu için 8 kaldı. 9'a böldüğümde 10 kaldı. Hatta bir daha sadeleşiyor arkadaşlar. 2'ye böldüğümde 4, 2'ye böldüğümde 5. Yani 4 bölü 5 de yazabilirsiniz buraya veya 72 bölü 90 da yazabilirsiniz. Gerekli sadeleştirmeler varsa onları siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk kısmımız bitmiş oldu. 62. sayfaya doğru geçiyorum şimdi arkadaşlar. Evet, sırada sizde iki kısmına baktım.
Aşağıdaki tablonun doğru olabilmesi için sütunlardaki hangi sayıların yer değiştirmesi gerektiğini bulup yanlarına yazınız demiş. Şimdi buradakiler rasyonel sayılarmış, buradakiler irrasyonel arkadaşlar. Demek ki karışıklık var. Bakalım 2 tam 10'da 2 devirli sayısı rasyonel bir sayı mı? Evet. 2 tam bu şekilde devreden bir sayı düzenli gittiği için bu rasyonel sayı ya da çevrilebildiği için bu bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Bu ifade kök dışına çıkarsa rasyonel yazılabilir arkadaşlar. Bakalım çıkıyor mu? Ondalık gösterimleri nasıl yazıyorduk? Önce 144 bölü 100 olarak kesire çevirdik kök içerisinde. Rasyonel çevirdik. Bu da kök dışına 144 12 olarak 110 olarak çıktı. Bakın kök dışına rasyonel bir ifade olarak çıkabiliyor. O yüzden bu da bir rasyonel ifade. Diğerine baktığımda kök 6 bölü 9. Bakın burada kök 9 dışarıya çıkabilir ama kök 6 dışarıya çıkamadığı için kök 9'u çıkardım dışarı 3. Kök 6 içeride kaldı. Kök 6 dışarı kök dışına çıkmadığı için bu bir rasyonel ifade değildir. Kök dışına çıkmayan ifadeler irrasyonel bir sayıdır arkadaşlar. O yüzden bunun bu tarafta olması gerekiyor. İrrasyonel sayılarda baktığımızda 3 bölü 2 sayısı rasyonel bir ifade. Kesirli A bölü B şeklinde yazılan bir ifade. Bu da rasyonel olması lazım. Bu da burada yanlış olarak bulunuyor o zaman. Bu ikisinin yer değiştirmesi gerekir. Burada gördüğünüz gibi kök 6 kök dışına çıkmadı. İrrasyonel olacak. 3 bölü 2 rasyonel bir ifade. O da bu tarafta olması gerekiyordu. Diğerlerine de bakarsak. Kök dışına çıkmayan ifadeler irrasyonel demiştik. Bakın bu da kök dışına çıkmayan bir ifade olduğu için irrasyonel. Doğru yerde yazılmış yani. Eğer virgülden sonra düzensiz takip ediyorsa 38, 54, 37 bir düzen yoksa bu da rasyonel şekilde, kesirli şekilde gösterilemez. Bu da bir irrasyonel sayı. O da doğru yerde var. Sadece 3 bölü 2 ile kök 6 bölü 9'un yer değiştirmesi gerekecek ikinci kısmında. Şimdi devam ettim. Üçüncü kısmıma geçtim arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı da bu şekilde çıkmış oldu. Üçüncü kısmına baktığımızda aşağıda verilen gerçek sayıların yanına rasyonel ya da irrasyonel olduklarını yazarak sebeplerini açıklayınız. Rasyonel mi, irrasyonel mi, neden diye sormuş. Şimdi kök 140 sayısı arkadaşlar kök dışına çıkan bir ifade mi? Kök dışına çıkan ifade değil. O zaman bu ifade irrasyonel arkadaşlar. İrrasyonel. Nedenini de nasıl açıkladık? Çünkü kök dışına çıkmadığı için kök dışına çıkmadığı için bu ifadem rasyonel şekilde A bölü B şeklinde yazılamaz. Bir alttaki soruya baktığımda bu ifadeye baktığımda devam eden bir ondalık gösterim görüyorum ve düzensiz şekilde devam eden bir rasyonel görüyorum. O yüzden bu ifade irrasyonel bir sayı arkadaşlar. Çünkü virgülden sonra düzensiz şekilde giden sayılar A bölü B şeklinde yazılamaz. O yüzden bu da bir irrasyonel sayı. Burada virgülden sonra devreden bir sayı olduğu için düzenli takip edecek ve bunun A bölü B şeklinde yazabiliriz. 8 bölü 9 şeklinde kesire çevirebiliriz. Yani bu bir rasyonel ifade arkadaşlar. Devirli ondalık gösterimler rasyoneldir arkadaşlar. Burada 0 tam 10'da 8 devirli ondalık gösterimi rasyonel bir ifade oldu. Bir alttakine baktığımda düzensiz bakın virgülden sonra düzensiz gittiği için arkadaşlar 13, 52, 34, 13, 52, 34. Gerçi burada düzen var arkadaşlar. 13, 52, 34, 13, 52, 34 ifadesi devrediyor. O yüzden bu irrasyonel olmaz. Yukarıdakinden farklı bakın yukarıdaki bütün sayılar farklıydı. Burada bir düzen var. 13, 52, 34, 13, 52, 34. Yani bu ifade aslında şuna eşit. 13, 52, 34 devreden sayısını ve devirli ondalık gösterimler her zaman rasyoneldir. O yüzden bu bir rasyonel ifade. O yüzden bazen dikkat etmeniz gerekir. Bu ikisi karışabilir. Bakın burada bir düzen yok ama burada belli bir sayı da olsa, 6 sayı da olsa 6 sayıdan sonra tekrar aynı sayı geldiği için devreden bir sayı bu. O yüzden bu bir rasyonel, bu irrasyonel çıktı. Ona dikkat ediyoruz. Diğer ifademe baktığımda kök 20 sayısı kök dışına çıkmadığı için irrasyonel. Ve altındakine baktığımda zaten ondalık gösterim verilmiş. Kesre çevrilebilir, rasyonel bir sayıya çevrilebilir. 279 bölü 10'dur bu ifade ve rasyoneldir. Doğrudur.
Ve 5 bölü 13 zaten rasyonel bir kesiri verilmiş. A bölü B şeklinde bir ifade bu. Rasyonel bir ifade zaten bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rasyonel olanlar var, olmayanlar var. Özellikle ikinci ve dördüncüye dikkat ediniz. Virgülden sonra düzensiz takip ediyorsa irrasyonel. Eğer belli bir uzunlukta olsa da devrediyorsa o rasyonel bir ifade olacak. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılmayan kısımları tekrardan bizlere sorabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Yorumlar kısmında anlaşılmayan kısımları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.